lütfen. Aman diye. Muzaffer Dinç Aslan'ın kardeşi Halide Şahin, Celal Akça'yı öldürme suçuyla dün akşam tutuklandı. Kusura kalma hanımım. Anca demledim. Kızım. Baba. Hayırlı sabahlar olsun. Zehra döndü de haber edeyim dedim. Anam döndü mü? He. Nerede şimdi? Tenekede evde. Tamam. Ben gider alırım onu. Kızım, o Halide denen kadın tutuklandı diyorlar. Doğru mu? Tutuklandı. O benim Hamza'ma acımadı. Bakalım ona kim acıyacak. Ana. Ne hale gelmişsin? Ne kadar zayıflamışsın? Bütün gün böyle ağzını bıçak açmadan oturuyor. Sanırsın yemin etmiş susmaya. Ana, hadi kalk gidiyoruz. Muzaffer Ali seni çok özledi. Ben de Ali'mi çok özledim. Ama bu evde kalacağım. Hamza'mın kokusu var bu evde. Olur mu öyle şey Zehra? Bak, artık sen tenekeli değilsin ki. Hem çiftlikte kızım var, torunum var. Oradaki bolluğu da artık ben sana veremem. Hem orada daha iyi bakarlar sana. Zaten Hamza da öyle isterdi. Hadi. Hamza senin de çiftliğe gelmeni isterdi. Hep dilemez miydi senin çiftçi başı olmanı? He, dilerdi ama kısmet değilmiş. Kader işte, boş ver. Sen kalk hadi. Ana, hadi kalk çiftliğe gidiyoruz. Hadi. Baba sen de. Anne mi? Eşyalarınızı toplayın. Yarın sabahtan çıkarsınız yola. Sağ ol kızım. Memnun musun? Anlamadım. Sayenizde Dezem'i içeri attılar. Memnun musun diyorum. Ne diyorsun sen Ramazan? Niye bizim sayemizde olsun? Her şeyi biliyorum ben Serap Hanım. Yavuklumla bir olmak için teyzeme harcayıverdin öyle mi ha? Bak Ramazan. Lafını bil de konuş. Benim bu işlerle bir alakam yok. Ne oluyor Ramazan? Ne oluyor Ramazan? Sen onu Serap Hanım'a sor. Dezem'i mağdur etmek için ne oyunlar oynuyorlar bir sor bakalım. Ramazan. Bak Halide mağdur değil. Kendi elleriyle düştü bu duruma. Akıllı ol. Sonra da senden hisseleri aldı. Şimdi de seni bana düşman etmek istiyor.
Bak benim Dezem hata yapmış olabilir ama bu sizin ahlaksızlığınızı haklı göstermez, tamam mı? Ya senin el kadar bebem var. Yuva yıktığın yetmiyormuş gibi bir de benim teyzemin şerefini lekeliyorsun ya. Ramazan, doğru konuş, lafını bil. Allah Allah. Ya benim dayımın mezarda kemikleri sızlıyor. Ne diyorsun sen ya? Seni şu tenekeden alıp çiftliğe hanım yaptı hanım. Sen gittin kız kardeşinin kocasıyla bingir diyorsun ya. Ulan. Ramazan. Haddini aştın Zaloğlu. Bundan böyle ayağını denk al. Allah'ına dua et, kadınsın. Yoksa Allah yarattı demezdim sana ha. Ramazan, Ramazan. Ya nasıl öyle konuşursun Ramazan? Hem de bütün mahallenin önünde. Sen bu Gülü'yle Kemal'in bir hatlar karıştırdığını haberin var mıydı? Biliyor muydun? Biliyor muydun? Ne demek o ya? Lan ne demek ne demek? Bak Pakize beni delilendirme. Bunların bir halt karıştırdığını biliyor muydun? Tezemin arkasından iş çevirdiklerini biliyor muydun? Onu soruyorum. Onlar birbirlerini seviyorlar. Seviyorlar? Seviyorlar ya. Hem Halide'yle Kemal'in evliliği çoktan bitti. Onlar öyle kağıt üzerinde zoraki nikahlılar yani. Kız yürü kalk git. Beni delilendirme. Zoraki moraki. Bunlar nikahlı değil mi? Bir de geçmiş benim karşıma onları savunuyor ya. Bana bak Pakize Hanım. Bir de o Güllü denen soykayla konuştuğunu duymayacağım sen, tamam mı? Ya Güllü benim tek arkadaşım. Kardeşim o benim. El alemin lafına bakıp da ona arkamı dönmem ben. Kız ben el alem miyim? Sana konuşmayacağım diyorum. Bitti. O kadar. Bana yasak koyuyorsun yani, öyle mi? Bakıza ben sana yasak koyuyorum. O Güllü'yle konuştuğunu, görüştüğünü duyarsam, öğrenirsem sana yemin ediyorum külahları çok pis değişiriz. Tamam mı? Bir şey mi oldu Ramazan? He, bir şey oldu. Ezem içeri aldılar. Sen karakola gitmişsin. Bu Celal denen adamı hem de Ezem'in öldürdüğünü söylemişsin. Doğru mu kardeş? He. Doğru. Doğru. Sen kendi karına gidip şikayet ediyorsun. De utanmadan bunu söyleyin de bana. Utanması gereken ben değilim Ramazan. Halide bir suç işlemiş ve onun cezasını çekmeli. Yoksa onun yerine kabak mı çekseydi ceza ya? Bak benim teyzem böyle şeyler yapmaz. Senin aklın bunu almıyor mu? Bir de benim gözümün içine bakarak yalan konuşuyorsun ya. Ramazan, ben yalan konuşmuyorum. İstersen git Halide'ye sor. Merak etme sen, ben teyzemle konuştum. Başka şeyler söyledi bana. Ben sana bir şey soracağım kardeş. Sor bakalım. Senin bu Gülü'yle ne alakan var? Ne demek oluyor bu? Gülü'yle bir münasebetin var mı yok mu, o demek oluyor. Ha? Senin bundan gizlice görüştüğün doğru mu? Onunla evleneceğin için teyzemden boşanacağın doğru mu? Evet mi hayır mı ya? Evet Ramazan. Doğru. Halide'den boşanıp gidip Güllü'yle evleneceğim. Tamam mı ha? Oldu mu? Olmadı kardeş. Olmadı Kemal Efendi. İşte şimdi ayıp ettin. Benim teyzem sahipsiz değil, tamam mı? Onun şerefiyle, onuruyla oynayamaz sen.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.